Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın. Bakış programına haftanın ilk iş günü bakış programına hoş geldiniz. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Son günlerin en çok konuşulan konusu, gündemdeki konulardan bir tanesi malum sigorta sektörü açısından ve tüketici açısından, aynı zamanda kamu açısından da trafik sigortası. Sizlerden gelen talep doğrultusunda da bakış programında birçok defalar gündeme getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu sizin özellikle ağırlıklı isteğiniz. Hem gelişmeleri sizlerle paylaşacağız hem de mevcut durumu sizlerle paylaşacağız. Bugün de trafik sigortası konuşacağız. Kimle? Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı bizlerle birlikte. Hem benim sorularım hem de sizlerden gelen sorulara Sayın Kırmızı cevap verecek. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Geçmiş haftalardan gelen çok sorularınız var ama istiyorsanız yenileri de ekleyebilirsiniz merak ettiğiniz konularda. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de canlı yayına aktif olarak katılabilirsiniz. Görüş, öneri ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir arkadaşlar bir küçük haber hazırlamışlar. Bir derleme toplama hani Nisan ayı, Mayıs ayı, yazın 3 ay falan da neredeyse yaklaşıyoruz. Geçtik değil mi? Nisan, Mayıs, Haziran. 2 ay oldu değil mi? 2 aydır. Yani 3. ay aslında. 3. aya giriyoruz. Evet. Bir haber hazırlamışsa onu bir izleyelim. Sonra üzerine sohbet edelim. Efendim bir küçük haberimiz var. Hep birlikte izleyelim. Sonra da Sayın Nihat Kırmızı ile sohbetimize başlayalım. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması devam ediyor. Sigortaya en yüksek primi 2137 lirayla İstanbullular öderken en ucuz prim Kilis'te. Hazinenin uygulamasıyla ortalama prim fiyatları %25 düşerken İstanbul, Ankara, İzmir gibi araç sayısı ve kaza oranı yüksek illerde indirim %40'ı buldu. Geçmişte sigorta poliçesi yaptıranlar 12 Nisan itibariyle yürürlüğe giren uygulamadan yararlanamıyor. Geçmişe dönük prim iadesi olmadığı gibi poliçenin iptal edilmesi gibi bir durum da olmayacak. Tavan fiyat uygulaması 2017 sonuna kadar sürecek. Sigorta şirketlerinin primleri her ay %1 artırmasına müsaade ediliyor. Hazine müsteşarlığı, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı %50'sine kadar azaltmaya veya artırmaya yetkili durumda. 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere trafiğe ilk kez çıkacak 4. basamaktaki araçların primleri otomobilde 807 lirayı, kamyonette 1055 lirayı, motosiklette 329 lirayı, traktörde 165 lirayı geçemiyor. Kamyonlarda 2258 lira olarak belirlenen primler otobüslerde 5000 lirayı, takside 2089 lirayı aşamıyor. Primler sürücülerin hasar geçmişine göre ve il bazına göre değişiklik gösterebiliyor. Baz fiyat olarak İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri olarak belirlenirken primler Kocaeli, Ankara ve Bursa'da %3, İstanbul'da %6 zamlanabiliyor. Hasarsızlık sebebiyle prim artırım oranları da sürücünün kaza yapma durumuna göre değişebiliyor. Daha önce hiç kaza yapmamış 7. basamaktaki sürücülerde indirim oranı %45 olarak belirlenirken son 1 yılda en az 3 kez kaza yapanların prim artırım oranı %150'yi buluyor. Evet efendim işte 2-3 aydaki durum uygulama bu. Şimdi biraz bunun detaylarını konuşalım. Şimdi tamam fiyat uygulaması geldi Nihat Hocam. Evet güzel herkes tüketici memnun. Ama ortada bir perde arkasında başka bir gelişme var. Bir taraftan siz sigorta şirketleri işte bu fiyatlar çok düşük biz bunlardan zarar edeceğiz diyorsunuz. Bir tepkiniz var. Bir taraftan kamu. Ve bu tepki sırasında da kimi şirketler gördüğüm kadarıyla sigorta satmaktan imtina ediyorlar. İşte bir takım yollara başvurarak. Buna kamu tepki gösteriyor. Ya kardeşim hani poliçe, tüketicilerden gelen şikayetler var. İşte poliçe yaptıramıyoruz, edemiyoruz. Ya şöyle bir özetle ne oluyor? Yani nedir bu karmaşa? Tavan fiyat artık her şeyin bitmiş olması gerekirken bugün daha büyük bir kaos içine girdik. Nedir? Ya tabii bu Nisan ayında ortaya çıkan bir şey değil. Yaklaşık işte 2015'ten beri süren bir konu bu tartışmalar. 2015'in sonu ve 2016'da fiyatların bir anda yükselmesinden kaynaklı kamuoyunda bir tepki oluştu. Kamuoyunun bu tepkisine kamu
çeşitli şekillerde cevap vermeye çalıştı. Burada şirketler belli oranlarda o yukarıya doğru giden fiyatlarda belli oranlarda düşüşler sağladı, fakat bu yeterli görülmedi. Yeterli görülmeyince de bir tavan fiyat uygulaması esaslı bir çalışma yapıldı. Burada tabii bu çalışmalar bitmiş değil. Yeni çalışmalar da yapılıyor. İşte bir havuz sistemi konuşuluyor. Onu konuşalım biraz sonra. Merak ettim. Gelen duyumlarım arasında o da. Yani fiyatların... Şimdi bir kere bir şey sorayım. Satılmıyor mu poliçe? Yani bir satmaktan kaçıyor musunuz? Hani siz pek bunun içinde değilsiniz ama ben genel olarak sigortacı, yani satmaktan bir imtina mı ediyorsunuz? Geçmişte yani uzun yıllarca trafik sigortası satmış ve geçmişte çok ucuz fiyatlara satıp IBNR yükü taşıyan şirketler biraz imtina edebiliyor bu noktada. Çünkü IBNR yükünü taşıyorlar. Yeni şirketler bu anlamda biraz daha avantajlı. Ama o dönemde de çok düşük fiyatlara satıldı. Asıl problem orada. Hani fiyat, geçmişte. Geçmişte çok düşük fiyatlara satıldı. Aslında geçmişin bir cezasını çekiyor şu anda sektör. O düşük fiyatlar her yıl en azından enflasyon oranında artsaydı bugünkünden daha yüksek fiyatlara hiç kimsenin de itiraz etmeyeceği bir şekilde devam ediyor olurduk. Ama geçmişte çok ucuz satılınca, bu rekabetten dolayı birçok şirket fiyatları yükselteceğine daha da ucuz satınca, daha sonra zarar görülüp işte hasar yükleri arttı, insanlar hasar almaya başladı. Daha önce belki çok bilinen bir konu da değildi bu. Trafik sigortası belki siz biraz önce konuştuğumuz gibi de bir vergi olarak görünüyordu ama bunun bir sigorta olduğu ortaya çıktı. Bunun karşılığında hasar anında bir şeyler alınabileceği, bir hasar alınabileceği ortaya çıktı. Ve bu yük artınca şirketler zararı gördü. Geçmişte ucuza sattığı poliçelerden doğan zararlar. Aslında bugünkü zarar bugünün satılan poliçesinden çıkan bir zarar değil. Geçmişteki poliçelerden doğan bir zarar. Bunu görünce birdenbire çok ciddi bir fiyat artışı gerçekleşti. Kamuoyda yani ne oluyor, hani bir anda bu kadar yüksek bir fiyat olur mu gibi bir tepkide bulundu. Evet. Bu konuda hani şirketler de haklı, kamuoyu da haklı, bir dengeyi bulması gereken hazineydi. Hazinede çeşitli çalışmalar yaptı. Şirketlerden belli oranda indirimler istedi. Şirketler de kendi hesaplarına göre belli indirimler yaptı, fakat yeterli görülmediği için bir tavan fiyat uygulamasına geçildi. Tavan fiyatı geçemeyip altında olabilirsiniz ama üstünde olamayacağınız şekilde bir fiyat politikası var şu anda. Aytaç, grafik 3'ü ekrana verir misin? Şimdi bir şey soracağım Nihat Hocam. Şimdi İstanbul'da 4 ekrana da geldi. İstanbul'da tavan fiyat, bu tabii ilk çıktığında her sene her ay %1 üzerine zam geliyor. İstanbul'da otomobil işte 7. basamakta 470 lira. İşte %1 desek işte 480 liraya falan gelmiştir şu anda. Her ay bir %1 zamı var. Şimdi işte şeyde birinci basamakta en riskli grupta 2137, 2200 olmuştur. Bunlar ucuz poliçe mi size göre şimdi? Ya bizim yaptığımız hesaba göre, biz dediğim gibi yeni bir şirket olduğumuz için aslında ucuz mudur yani bunlar? Çok ucuz da diyemeyiz, çok pahalı da diyemeyiz. Biraz daha yüksek olabilir. Yani dediğim gibi, ama geçmişteki o yük bunları çok ucuz hale getiriyor. Hani geçmişten taşınan bu IBNR yükü, hasar yükü bu fiyatları o zaman biraz düşük hale getirmiş oluyor. Yani bunlar zarar ister, yani çok da zarar edilecek rakamlar değil işin aslını isterseniz. Biraz daha yüksek olabilir ama çok da zarar edilecek bir noktada değil. Peki şimdi bir gelişme var. Ne diyor? Deniyor ki havuz sistemine geçildi. Şimdi zaten bir tavan fiyat uygulamasına geçildi. Bir de havuz sistemini, yani niye bu kadar seri bir değişim yaşamı yapmaya çalışıyoruz trafikte? Evet, tabii şirketlerin kaçındığı 1, 2, 3. basamaklar var. Hasar yükünün fazla olduğu söylenen 1. 2. ve 3. Çünkü biliyorsunuz hasarınız olmadığı zaman yukarıya doğru çıkıyorsunuz. 4'te başlıyorsunuz, 5, 6, 7'ye doğru indirimler alarak gidiyorsunuz. Hasarınız olduğu sürece de 1-2, yani 1. basamakta %150'ye kadar da bu tavan fiyat uygulamasında bile bir sürprim uygulanıyor. Daha fazla bir fiyat ödüyorsunuz. Daha serbest piyasada bu biraz daha fazla olabilirdi. Ve şirketler bu, yani %150 fazla prim almasına rağmen hasar frekansı ve hasar riski çok yüksek olduğu için buralarda olmak istemiyor. Haklı olarak olmak istemiyor. Belki bir üçüncü basamaklarda, biraz önce sorduğunuz soruya cevap verecek olursak, oralarda fiyatlar gerçekten ucuz. Hani daha fazla görünmesine rağmen fiyatlar 2000 lira bile görünse. Yani riskli gruplarda. Riskli gruplarda daha mı ucuz? Evet.
hazinede müsteşarlık da sigortacılık genel müdürlüğü buna şöyle bir çözüm bulmaya çalışıyor. Şirketlerin bunu satmaktan kaçınması yerine bir havuz oluşturalım. Burada bu havuzu hazine kurallarını ve yönetimini yapacak şekilde herkes... Havuz ne demek? Şimdi izleyicilerimiz için anlatalım. Bilmiyorlar havuz. Tabii bu yüzme havuzu değil. Ama ya bilmeyen... Şimdi ben bilmesem, televizyonda açsam, dinlesem, radyoda havuz diyorlar. Ne havuzu aklıma? Yüzme havuzu gelir. Başka bir şey. Ne demek sigortacılık havuz? Havuz aslında ortaya bir fon oluşturuluyor. Hı hı. Bütün yazılan poliçelerin rakamları o fona katılıyor. Riskleri de o fonda toplanıyor. Risk oluştuğunda o fondan karşılanıyor bir anlamda risk. Şirketler de katıldığı oranda buradan bir gelir elde ediyor veya riske katılıyor. Yani ne kadarlık işi yazdıysa o oranda o havuzun ortağı olmuş oluyor bir anlamda. Yani bir şirket gibi düşünürsek siz ne kadar katılıyorsanız o oranda kâra da zarara da ortaksınız. Havuz da bir anlamda... Sizin model gibi biraz. Tekafül gibi. Tekafül gibi, evet. Peki havuz sisteminde sigorta şirketleri sadece aracı pozisyonuna düşüyor o zaman. Yani hasarı havuz ödeyecek değil mi? Hasarı hem havuz ödeyecek, belli bir miktarını da şirketler katıldığı oranda ödeyecek. Ha, katıldığı oranda. Tabii şirketlerin üzerine. İyi bir model midir? Yani doğru fiyatta, bir model mi trafik tabii, için? Tabii bu fiyat politikasında iyi bir model olabilir. Peki bütün mesele o birinci, ikinci ve üçüncü yani hasar kademesine göre 1, 2, 3'te yer alan araç gruplarında zaten sorun değil mi Nihat Bey? Orada mı yaşanıyor? Tabii bütün basamaklarda olabilir ama asıl büyük sorun hasar yapan kısımlarda. Yani senede 8-10 tane, 20 tane hasar yapan araçlar var. Var mı öyle? Var kesinlikle. 11 bine yakın bir çok hasarlı sürücüden bahsediliyor. Yani araçtan bahsediyor. Araç, sürücü işte bahsediliyor. Böyle bir şey var. Bu değişken bir rakam tabii. Daha fazla da olabilir. Hı hı. 11 bin gibi rakamı evet, söyleniyor ama bence biraz daha fazla. Hani 1, 2, 3 basamaklar dersek o rakam biraz daha fazlalaşır. Tamam peki bunlar herhalde tavan fiyat uygulaması başlamadan önce bunlar da muhtemelen ticaridir değil mi? Ticari, çoğu ticari ama tabii bireysel otomobiller de var. Yani hasar. Şimdi bunlar tavan fiyat uygulaması başlamadan önce sizler bunları yüksek fiyat veriyordunuz. Şimdi de yüksek fiyat aslında yani normal tavan fiyat uygulaması içerisinde de gördüğünüz gibi. Mesela gene yüksek. Kamyonlarda İstanbul'da 5.900-6.000 liraya yakın. Otobüslerde bunlar da karınca doğası gibi vallahi 13.000 liraya yakın. Bu da yani bu fiyatlara rağmen o 1, 2, 3. basamaklar ucuz diyebiliriz. 5, 6, 7, hani 4 başlangıç basamağı. Onun bir sonraki sene ne olacağını bilemiyoruz. Düşebilir. Hasarsız olan 5. basamağa çıkabilir ama 5, 6, 7. basamaklarda fiyatlar bir nebze, biraz önce dediğim gibi belki bir nebze ucuz olsa bile yönetilebilecek bir fiyat olabilir ama 1, 2, 3. basamaklar biraz daha bu rakamlara rağmen ucuz. Yani şirketler de bunu dile getirdiği için müsteşarlık bu konuda bir havuz çalışması yapıyor. Peki senede 6-7 tane, 8 tane kaza yapan adamın bana göre normalde zaten trafiğe çıkmaması ve ehliyetin alınması lazım. Bu daha önce mesela şeyde genel kurullarda falan da konuşuldu. Ben de dinlediğimde yani bugün bir işte alkollü araç kullandığınızda ya da şey yaptığınızda ehliyetiniz el konuluyor. Evet. Senede 8 tane de 10 tane kaza yapın. Adamın trafikte olmaması gerekiyor. Yani buna başka çözüm mü bulamadınız? Yani sadece para ödemek değil burada. Değil yani. Can da söz konusu. Başka birine de zarar verebiliyor. Başka bir araca veya yayaya evet. Zarar verebiliyor. Böyle bir risk taşıyor. Dediğiniz çok doğru. Yani bu konuda biz de çalışma istiyoruz. Bizim birlik de bir çalışma bu konuda yapıyor ve yapılmasını istiyor. Bu anlamda zaten asıl sorunlardan biri de o. Sigortayı kişiye yapılmıyor, otomobile yapılıyor. Aynı kişi işte otomobilini değiştiriyor veya otomobili benim adımdan sizin adınıza geçiriyoruz. Hı. Yine 4. basamaktan başlayarak. Hani bu tür sorunlar hala devam ediyor. Bu noktada da bir çalışma söz konusu. Bunlar da inşallah çözülecek. Şimdi normalde herhalde bu tavan fiyat uygulaması öncesi bu 8-10 tane kaza yapan kişilere çok ciddi yüksek primler çekiyordunuz. Şimdi o primler biraz daha aşağı doğru düştü. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında bu tavan fiyat uygulaması söylenen o ki hasarlı sürücüyü koruduğu yönde. Yani normal hasarsız sürücüyü çok korumadı, hasarlı sürücüyü. Siz de istatistikler, kendi istatistiklerine baktığınızda bu mudur durum? Ya aslında çok yüksek primler çekiliyor tabirine ben çok katılmıyorum. Şundan dolayı dediğim gibi çok rekabet yapılıp çok ucuz fiyatlara bir dönem satıldı
bu sigorta, trafik sigortası fiyatları çok düşüktü. Her yıl enflasyon oranında artış olsaydı belli fiyatlar üzerinden, bugün konuştuğumuz fiyatlar çok daha yüksek ve tavan fiyat konuşulmayacaktı. Daha yüksek fiyatlara da kimse itiraz etmeyecekti. Fakat bir dönem çok düşük fiyatlara satılan poliçeler bir anda yükselince... Tam önce niye sattınız? Rekabet. Aslında tamamen rekabetten dolayı rekabet daha fazla güzel bir poliçe şey yapalım. O zaman kamuoyunun da çok işine geldi. Ucuza poliçe almış oldu. Ama bir anda yani o günler bunu bugüne hesaplamak gerekiyor. Sigortacılık yani bir günlük bir iş değil. Uzun vadeye hesaplayabilirseniz sigortacılık yapabilirsiniz. Bugünden o günlerden bugünlere hesaplayabilseydik bugün bu tür durumlarla karşı karşıya olmayacaktık. Belki fiyatlar daha yüksek fiyatlarda olacaktı ama herkes bunu kabul etmiş olacaktı. Kimse hasar olduğunu bilmiyordu. Yani siz de söylüyorsunuz zaten aynı şeyi. Herkes bunu bir vergi gibi görüyor. Vergi gibi görüyor tabii. Ama bugün hasarlar ödenmeye başladı. Çok ciddi hasarlar. Yani kişi başı 330 bin lira gibi rakamlarla, işte olay başı 1 milyon 500 bin lira, 1 milyon 600 bin lira gibi rakamlarla hasarlar ödenmeye başlanınca bu işin aslında çok da karlı olmadığı, bu işin bu fiyatlarla satılamayacağı ortaya çıktı. Fiyatlarda dikine çok yüksek bir şekilde artış oldu. Bu da bir tepki, kamuoyundaki bir tepki. Yani geçen 3 yıl önce 100 liraya 200 liraya aldığım bir trafik poliçesine niye şimdi 800 lira 700 lira diyorum gibi bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Tabii kamu da buna mecburen bir cevap vermek zorundaydı. Bir denge oluşturmaya çalıştı. Hem ne 100 liraya çekebilirdi ne 1000 lirayı tutabilirdi. Ama şirketler bu anlamda iyi niyetli de davranıyor aslında. Hani belli indirimler de yaptı. Hı hı. Bugün de bu tavan fiyata mutlaka bütün şirketler uyuyordur, uyacaktır. Bir şekilde kamuda şirketlerin eğer zarar edecekse bu tamamen matematiksel bir sigortacılık. Matematiksel olarak sayılarla bunu kamunun önüne koyabilirse birliğimiz o zaman bu fiyatlarda belki bir nebze iyileştirme de yapılabilir. Peki zarar ediyorsanız satmayın Nihat Bey. Niye satıyorsunuz? Yani üstüne, silah zoruyla sattırmıyorlar. Zorunlu. Yani tamam, zorunlu ama yani isterseniz ben bu branşta faaliyet göstermek istemiyorum diyemem hakkınız var mı? Ruhsatınızı iade edersiniz ama ruhsatınızı iade etmediğiniz sürece bu ruhsatta ben burada faaliyet gösteriyorum dediğiniz sürece satmak zorundasınız. Zorunlu bir kamu hizmeti aynı zamanda. O yüzden satmıyorum demeye şansınız yok. Yani ruhsatı iade, çünkü zarar ederek bir iş yapılmaz. Ruhsatı iade, ya şöyle sorayım, yani söylenen bu zarar doğru, yani gerçekten realitede olan bir zarar mı yoksa zarar edeceğiz söylemi mi? İkisi arasında fark var. Şu, bugün yani zarar bugünün zararı değil. Biraz önce dediğim gibi sigortacılık bugünün hesaplayacağınız bir iş değil. Geleceği uzun vadeli hesaplayacağınız bir iş. Yani bu zarar var ama geçmişin zararı aslında. Bugünün zararı değil. Bugünün zararını da yine çok iyi hesaplamamız gerekiyor. Bugünün zararı da belki 5 yıl 10 yıl sonra ortaya çıkacak bir zarar olacak. Ama geçmişte o ucuz rakamlara satılan, ucuz fiyata satılan trafik poliçesinin zararları son 3-4 yıla yansıyor. Bu 3-4 yılda da tabii şirketler zarar edince mecburen yapabileceği tek şey fiyatları yükseltmek oluyor. Bu anlamda bir çalışma yapıldı. Anladım. Twitter'dan Fuat Bey şöyle katılmış yayına. Sigorta plakaya mı, sigortada plaka mı geçerli, adres mi diye soruyor. Poliçeyi neye kesiyorsunuz? Plakaya kesiyorsunuz. Plakaya araca kesiyor. Adresle. Ya herhalde şunu söylemeye çalışıyor izleyicimiz. Ben onu anladım. Şimdi Aytaç, ver grafik 3'ü. Verdim şey gibi oldu. Ver coşkuyu gibi oldu. Ver grafiği. Yani ben diyor işte Kilis'ten, Sivas'tan aracı olsam trafik sigortası işte daha ucuz. Ondan sonra geldi bu Sivas. En son Sivas var. İşte Sivas'ta mesela 436 lira, 470 lira. Çok farklı. Yani Sivas'tan aracı alırsam 430 lira ödeyeceğim. İstanbul'dan 470 lira, gideyim oradan araç alayım. Plakayı oraya, onu plaka olsun diyor. Böyle bir aslında şey olabilir. Adres de geçerli ama son çalışmalar içerisinde adresin de değil, sadece plakanın göz önüne alındığı bir... Ama herhalde zaten ben baktığım çok arada büyük bir fark yok. Yani İstanbul'dan almakla işte Kilis'te almak arasında böyle bir fark var tabii. Yani 3 lira, 5 lira, 6 lira falan böyle bir 10 lira falan bir fark oluyor. Değer mi? Yani siz hayır, değmez İstanbul'da yani. Başka bir plakayla evet. Gezeceksiniz. Onun başka sorunları çıkabiliyor daha yok. Sonra. Şimdi şöyle bir yorum var. Bunu ben duymamıştım. Siz hani aktif sigortacı olarak daha iyi bilirsiniz. Genelde diyorlar
kamyon, otobüs, ticari taksi gibi araçlara trafik sigortası düzenlemiyorlar diyorlar. Öyle mi? O düzenlemese nasıl zaten trafiğe çıkacak? Düzenlemiyor dediğiniz gibi trafiğe çıkamaz. Ama düzenlemeyen, düzenlemek istemeyen var mıdır bilmiyorum ama düzenleniyor. Tamam, düzenlendiğini şimdi, biliyorum. Mutlaka düzenleyen bir şirket onu vardır. Nihat Bey şöyle bir açalım istiyorsanız. Şimdi 36 tane sigorta şirketi var. Ben sizin şirketinize geldim. İşte kamyon ya da otobüs sahibiyim. Siz düzenlemediniz. Herhalde 36 şirket hepsi birden düzenlemiyor değil mi? Yani zaten siz direkt orada biraz şirket... sistemin bir iki cümle, çünkü bir endişe var anladığım kadarıyla. Yani düzenlemiyorlar. Ben sigorta yaptıramayacağım. Herhalde böyle değil bu iş. Zaten siz direkt şirkete, genel müdürlüğe ve bölge müdürlüğüne gidip poliçe almıyorsunuz. Bir acente aracılığıyla. Genelde %70-80 oranında acente, diğer kalan da banka üzerinden alınıyor zaten. Gittiğinizde acentelerinde çoğunun en az 3-4 tane, belki daha fazla sigorta şirketiyle çalıştığı, acentelik yaptığı bir durum var. Mutlaka bir tane şirketten bu poliçenizi alabilirsiniz. Alamazsınız diyemeyiz. Yok değil mi böyle bir şey, yani sigorta yaptıramama gibi bir şey mümkün değil. Mümkün yani. Olacağını zannetmiyorum ama bu havuz sisteminin içerisinde bunlar da olabilir. Hani şirketlerin daha az yapmak istediği, yapmak istemediği ama daha az yapmak istediği araçlara da bu 1-2-3 basamak gibi havuz sistemine dahil edilebilir. Otobüs gibi, kamyonet gibi. Peki, şimdi ben bir şeyi merak ediyorum. Tavan fiyat benim mantığıma göre sizlerin sigorta şirketlerinin en yüksek alacağı, tepedeki en yüksek alacağı fiyat olarak algılıyorum ben bunu. Aşağıya, daha aşağıya satmanın bir mahsuru yok. Yok, aşağıya satamıyorsunuz. Niye satılmıyor? Herkes tavan fiyattan gidiyor. Bu sanki şey gibi, yani bu tavan fiyattan daha çok bir hani tarife düzeni gibi. Yani herkes işte İstanbul'da 470 liraya satıyor. İşte doğada satıyor, öbürsü de satıyor, öbürsü de. Bu tavan değil, bu başka bir şey oluyor o zaman. Niye böyle? Aslında burada şundan dolayı kaynaklı, şirketler dediğim gibi geçmişten gelen yükü olduğu fiyat, için zarar ettiğini, fiyat gibi. Zarar ettiğini iddia ettiği için ya da zarar ettiği ortada olduğu için satabileceği en yüksek fiyata satmaya çalışıyor. Buradaki en yüksek fiyat da tavan olduğu için bu fiyatlardan satılıyor. Tavan fiyat biraz daha yukarıda olursa belki o zaman bir rekabet başlar. Orada işte şu anda rekabet de yok değil mi? Yok ya, herkes aynı fiyata satıyor. Yani rekabet yok demeyelim, rekabet var ama sonuçta bir tavan fiyat olduğu için herkes en yükseklikten satmaya, haklı olarak en yüksekten satmak gibi bir durumda söz konusu. Rekabet kurumu, şimdi ben yorumlara bakıyorum, rekabet kurumu ile ilgili de bir problem yaşanıyor galiba. Rekabet kurumunun bir müdahalesi mi var sektöre? Tabii bu işte şirketler poliçesi satmıyor, biraz önce siz de sordunuz. Veya işte aralarında bir rekabete aykırı birlik oluşuyor gibi şikayetler söz konusu. Rekabet kurumu da çeşitli şirketlere gelip bunu inceliyor. Bütün şirketlerle ilgili bir inceleme başlattığını zaten basında söyledi. Geçen sene de başlatmıştı. Her sene başlatıyor. Geçen sene de böyle. Alışkanlık haline geldi. Aynen. Rekabet kurumunun bu sene de bu işte şirketler bunu satmıyor, zorluyor. Fiyatı yükseltmek için böyle bir zorlayıcı unsurla karşı karşıya kaldık diye şikayetlerden dolayı. Ama böyle bir şey yok tabii. Hani geçen seneki bu sene de rekabet kurulunun bir şey elde edebileceğini zannetmiyoruz. Çünkü böyle bir, gerçekten böyle bir şey yok. Tamamen bütün sektör hazinenin direktifleriyle, kamunun yönlendirmesiyle şu anda bütün işini yapıyor. O yüzden rekabete aykırı bir şey söz konusu olduğunu ben düşünmüyorum. Ama tabii varsa da rekabet kurulu mutlaka bunun çalışmasını yapacaktır. Şimdi izleyicilerin bir kısmı diyor ki hasarlı sürücülerin bedelini niye biz ödüyoruz diyor. Örneğin diyor bir izleyicimiz şöyle anlatmış. Örneğin diyor ben diyor trafik poliçemin fiyatı diyor 370 lirayken şu anda tavan fiyata çıktım diyor. Aslında hasarsızım ama zam yemiş oldum diyor. Bu şartlarda İstanbul'da işte 400 neredeyse 70-80 lira bir fark oluyor. Bir de böyle bir kitle var değil mi ortada mağdur olan? Yani tavan fiyat yokken biraz önce de konuştuk ya, daha düşey zaten şirketler de vardı. Daha yüksek, yani o 370 lirayken başka bir şirkete gitseydi belki 800 liraya aynı poliçeyi alacaktı. Ama o fiyat düşürme olmuş. Böyle bir durum vardı. Ama 370 lirayken geçen sene mutlaka bir zam yiyecekti. Yine bu fiyatlara gelme ihtimali vardı tavan fiyat olmasa bile. Ama tavan fiyat uygulanınca şirketler genelde tavan fiyattan satmaya çalıştığı için şu anda onun altında satan bir şirket olduğunu çok fazla görmedik.
Peki teknoloji ne kadar ilginçti Nihat Bey? Şimdi Twitter denilen bir kavram var ya. Şimdi mesela Orhan Bey yazmış. Aytaç, şöyle bir talebi var. İllere göre listeyi bir daha paylaşabilir misiniz lütfen diyor. Aytaç, verelim istiyorsan o grafik uçu. İzleyici istiyor, yani seyircimiz istiyor, görmek istiyor. Dolayısıyla verelim, ekranda biraz kalsın. Şimdi, yani evet, illere göre izleyiciler şey yapabilir tabii. Bunu daha isterlerse biz de iletebiliriz de, yani sorun değil. Peki ne olacak bundan sonraki süreçte? Son bir 4 dakika. Yani bu böyle, bir kere bu serbest piyasaya dönülecek bir. Yıl sonuna kadar bu böyle devam edecek. Evet. Hazine Müsteşarlığı'nın Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün çok önemli çalışmaları var. Birliğin çok önemli çalışmaları var. Birlikle müsteşarlık zaten yoğun bir şekilde bu konuda, yani burada genel şartlardan tutun da yargı kararlarına kadar, yargıyla genel şartlar arasında uyumsuzluğa kadar birçok çalışma yapılıyor. Fiyatlarda her ay %1 oranında iyileşti, yani bir zam olmasına rağmen belki bir nebze, bunun üzerinde de biliyorsunuz Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün %50'ye kadar arttırma, yani bir buçuk yapabilme gibi yetkisi var. Belki bu tür bir çalışma da yapılabilir. Tam olarak bilemiyoruz tabii. Havuz sistemi oluşacak. Yıl sonuna kadar bunun da oturacağını düşünüyoruz. Yani bu yıl sonuna kadar tavan fiyat uygulaması devam eder. Yıl sonundan sonra da bu şekilde olmasa da gene bir fiyat düzenlemesiyle devam edeceğini ben düşünüyorum. Sigorta Ajantesi Twitter'dan demiş ki 12 Nisan'dan önce 265 TL'ye poliçe satabiliyorduk. Şimdi taban 480 TL. Bunu nasıl anlatacağız vatandaşımıza? Zarar eden yine dürüst vatandaş oldu diyor. Bir soru var. Bu geçen günlerde de gelmişti bunun benzeri. Neden taksit yapılmıyor? Taksit yapmıyor musunuz artık trafik sigortası da, sigorta şirketleri? Yapan şirketler de var, yapmayan şirketler de var. Taksit tamamen kalkmış. Taksit yapmak bir, yapmamak bir hak mı size göre, bir yani kanuni sigortacılık bir şey mi? Tabii trafik sigortası yanal şartları, trafik sigortası peşin bir poliçedir. Ama şirketler kendi yetkileriyle bunu 1, 2, 3, 4 taksite kadar yapıyordu şimdiye kadar. Hala da 1, 2, 3 taksit yapan, 2 taksit yapan, peşin alan şirketler var. Araç grubuna göre, riskli basamaklara göre değişiyor bunlar. Taksit yapılmıyor diye bir şey söz konusu değil ama belki 1. 2. basamakta taksit yapmıyor çoğu şirket ama 7. basamakta, 7. basamağı daha çok istediği için orada 2 taksit, 3 taksit, 4 taksit. Zaten zorunlu değilsiniz değil mi taksit yapmak için? Trafik sigortası aslında peşin bir poliçedir. Bu şirketlerin ekstra yaptığı bir hak. Geçmişte uygulanan bir düzen. Şimdi bir şey soruyorlar ama hani onu ben de anladım. Hasarsız araçlarda sigorta indirimini niye sormuyorsunuz? Böyle bir de demek bu hasarsız araçlarda sigorta indirimi diye. Hani zaten hasarsız araçlarda indirim sormuyormuşum var. Gibi nedir o? Yani normal zaten %20'ye kadar kademe, yani hasarsız oldukça indirim hakkı kazanıyor. Peki ilk arabasını alan 1. basamaktan başlıyor yoksa neye göre hesaplanıyor? 4. basamaktan başlıyor. 4. basamak. Aytaç, o şeyi de verebilirsin. Hasar yaptıkça aşağıya doğru, hasarlı basamağa doğru gidiyor. Hasar yapmadıkça da indirim alarak 5-6-7'ye doğru. Grafik 1. Grafik 1. Bunu da izleyicilerimiz görsün. 807 lira olan bu direkt ilk kez trafiğe çıkan, yani araç için geçerli. Doğru mu? Hı. Dördüncü basamak dediğimiz, evet. Yani oradan trafiğe çıkan araç için geçerli olan fiyatlar buradan başlıyor İstanbul için. Serbest bir tarife geçilmeli mi Nihat Bey? Tabii tüm sektörlerde serbest tarife önemli. Serbest tarifeye geçilebilir. Yani siz de savunanlardansınız yani. Belli noktadan sonra serbest tarifeye de mutlaka geçilecektir diye düşünüyorum ama bu süreçte kamu bunu bir dengeye oturtmak istedi. Yani bir süre bu taban fiyat uygulaması, önümüzdeki yılda fiyat düzenlemesiyle, belki direkt taban fiyat uygulaması olarak değil ama daha belli bir fiyat düzenlemesiyle işte belli oranda zam yapma, belli oranda zam yapamama gibi belki şeyler olabilir. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Ama yavaş yavaş serbest tarifeye geçilecektir. Ne kadar çok konuşuyoruz trafik sigortasını değil mi? Son 3 senedir en çok konuştuğumuz şeylerden biri. Sanki başka memlekette başka bir mesele yok. Trafik sigortası niye bu kadar? Yani televizyon programlarına siz veya diğer televizyona çağırdığında başka konuyla ilgili çağırılıyor ama sonunda mutlaka trafik sigortasına bağlanır. Yani yarım saatlik programın 15 dakikası, yarım saati konuşulmaz, yani 15 dakikası asıl konuyla ilgili konuşuyor. Geriye kalan 15 dakika genelde trafik sigortası. Niye bu kadar konuşuyoruz ya? Çünkü yani kamuoyunu direkt ilgilendiren bir konu. Vatandaşın cebini ilgilendiriyor. Aslında vatandaşın cebini birçok şey ilgilendiriyor ama trafik sigortası özellikle son günlerde çok gündemde olduğu için
Yani çok işte herkes trafik sigortası benzindeki fiyat olur. Artışı ya da vergide mesela otomobil fiyatı artışı arttı. Onlar hiçbirisiz laf olmuyor. Daha çok trafik sigortası oluyor. Aslında i̇şte, trafik sigortası yani benzinle alıyorsunuz mutlaka kullanıyorsunuz ve sonuçta bir daha herhangi bir şey elde etme şansınız yok. Benziniz bitince yeni benzin almak evet. zorundasınız. Trafikte öyle değil. Tabii ki hiç kimsenin başına kaza gibi şeyler gelmesin ama bir kazaya uğradığınızda özellikle üçüncü şahısların hasarlarını bu trafik sigortası ödüyor. Trafik sigortası olmasaydı cebinizden 300 bin liralar, 500 bin liralar, belki milyonlara çıkan rakamlar ödemek zorunda kalacaktınız. Herkesin de tabii bunu ödeme gücü olmayacaktır. Çok ciddi hukuki yaptırımlarla da karşı karşıya kalacak. Yani trafik sigortası o kadar önemli ki. Aslında trafik sigortasını daha çok konuşmamız lazım. Ama trafik sigortasının ne olduğunu konuşmamız lazım. Ne olduğunu konuşmamız lazım. Trafik sigortasının bilgi vermek fiyatından lazım. Daha çok trafik sigortasının nasıl kullanılacağını, ne zaman lazım olacağını, yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu konuşmamız gerekirken son 2-3 senedir hep bu fiyata programlarda işte bu fiyat ne olacak diye konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yanınıza katıldığınız için. Efendim yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.